Ulu Cami'nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Fakat dünyanın en eski ibadethane olduğu biliniyor ve halen kullanılmakta olan en eski camidir burası. Diyarbakır'ın taş duvarları arasında zamanın kollarıyla sarılmış, sırlarla dolu bir anıt yükselir. Ulu Cami. Bu gizemli yapı, Diyarbakır Kalesi'nin surlarını aşarak Harput Kapısı ile Mardin Kapısı'nı birleştiren eski bir eksenin batısında sessizce durur. Ancak taşlar arasında geçmişin izlerini taşıyan derin bir gizem saklıdır. Ulu Cami'nin kökeni sislerin ardında kaybolmuş bir bulmaca gibi durur. Kim tarafından ne zaman yapıldığı hala belirsizdir. Bazılarına göre Müslüman Arapların egemenliği döneminde eski bir kilisenin dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Ancak bu sadece başlangıçtır. Çünkü Ulu Cami'nin duvarlarında yüzyıllar boyunca biriktirilmiş, kaybolmuş medeniyetlerin izleri saklıdır. Sanki görünmeyen eller bu eseri kendi hikayesine bürümüş gibi. Caminin avlu cephelerinde farklı dönemlere ait mimari bezemeler ve kabartmalar, bir zamanlar kilise olan bu yapıya farklı boyutlar katmış. Martuma Kilisesi'nin dönüşümü bu gizemli atmosferi günümüze taşıyor. Caminin avlu içerisinde zarif bir şekilde konumlanmış olan sekizgen planlı şadırvan, mimari açıdan özenle tasarlanmış bir yapıdır. 8 adet sütun üzerine oturtulmuş olan şadırvan, estetik bir denge ve uyum içinde cami avlusunu süsler. Her bir köşesinde farklı bir detay barındıran sekizgen plan, ziyaretçilere farklı açılardan muazzam bir görsel şöleni sunar. Şadırvan, sadece estetik bir öğe olmanın ötesinde, aynı zamanda ritüellerin ve ibadetin önemli bir unsuru olarak kullanılır. Temiz ve arınmanın simgesi olan şadırvan, Diyarbakır Ulu Cami'nin atmosferine mistik bir dokunuş katar. Saat 5:30. Şimdi beni biraz etrafı göstermek amacıyla erkenden çıktım. Çünkü buranın ışıklandırmasıyla buradaki yapı gerçekten muazzam bir tat veriyor. Şimdi bakalım daha detaylı bir şekilde. Avlu içerisindeki güneş saati, tarihi dokuyu anlamak isteyenlere ilginç bir gözlem sunar. 1 metre kadar yüksekliğindeki yuvarlak bir mermer üzerine yerleştirilmiş olan metal parçası, güneşin hareketiyle birlikte çevresinde dönen gölge marifetiyle zamanı ölçer. Bu antik saat, günümüzde bile zamanın ilerleyişini sadece bir mekanın duvarına kazınmış izlerden değil, aynı zamanda güneşin ritmiyle takip edilen bir gölge oyunundan okuma deneyimi sunar. Güneş saati, tarih öncesinden günümüze uzanan Diyarbakır'ın zaman içindeki değişimini ve evrimini anlamak adına benzersiz bir kaynaktır. Her gün güneşin yörüngesindeki değişikliklerle birlikte bu antik saat tarihin izlerini tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Bu detaylar Diyarbakır Ulu Cami'nin sadece bir ibadet mekanı olmanın ötesinde bir zaman yolculuğu ve hafıza koruyucusu olduğunu gösterir. Diyarbakır Ulu Cami'nin altında bulunan su kaynağı sadece bir fiziksel özellik değil, aynı zamanda cami için manevi bir simge taşıyan gizemli bir öğedir. Hani Dağı'nın eteklerinden çıkan su,
9 kemerli bentler aracıyla yönlendirilir ve bu bentlerden geçerek cami çevresinde büyük bir havuz oluşturur. Bu su yolu sadece teknik bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda estetik bir güzellik ve manevi bir anlam taşır. Bu gizemli sular Hani Dağı'nın eteklerinden gelerek camiyi zenginleştirir. Suyun bereketi doğanın yaşam ve büyüme döngüsünü simgeler. Bu durum Diyarbakır Ulu Cami'nin sadece bir ibadet mekanı olmadığının ötesinde doğayla bütünleşmiş ve ondan güç alan bir yapı olduğunu gösterir. Su bu mekanda sadece bir kaynak değil, aynı zamanda bir yaşam ve enerji kaynağıdır. Su kaynağı ziyaretçilere sadece temizlik ve tazelik sunmanın ötesinde caminin tarihi boyunca nasıl bir enerji ve yaşam kaynağı olduğunu anlatan bir hikaye sunar. Bu detay Ulu Cami'nin sadece taş ve tuğla değil aynı zamanda doğanın kendisiyle yazılmış büyülü bir şiir olduğunu gösterir. Diyarbakır Ulu Cami'nin etrafında dolaşan efsaneler, zamanın derinliklerinden gelen gizemli anıları içinde barındırır. Ancak bu efsaneler arasında belki de en etkileyici olanı Allah'ın veli kulu ile iblis arasındaki olağanüstü buluşmadır. Hikaye, caminin taşlarına kazınan bir mucizeye ev sahipliği yapar. Bir zamanlar Ulu Cami'nin avlusunda seccadesini seren bir veli derin bir ibadetin içine dalarken bilmeden iblisin gölgesinin altına düşmüştür. İblis kurnazca yılan kılığına bürünmüş ve sessizce yaklaşarak veli kullarından birinin boynuna dolanmıştır. Ancak burada başlar hikayenin gerçek gizemi. Namaz kılan veli iblisin tuzaklarına karşı çıkarak kalbindeki derin imanla yılanın boynunu sıkı bir şekilde kavrar. Ve tam o anda hikayenin doruk noktası gerçekleşir. Ve iblis gözlerinin önünde demir bir parçaya dönüşür. Mucizevi bir dönüşümle veli kulu kötülüğü bir metal parça ile cezbetmiş ve caminin taşları arasında bu olayı ölümsüzleştirmiştir. Bugün bile Ulu Cami'nin duvarlarında asılı duran o demir parça bu ibret dolu anıyı zamana meydan okuyarak korumaktadır. Ziyaretçiler bu gizemli parçayı gördüklerinde o eşsiz anın hala canlılığını koruduğunu hissederler. Bu demir parça sadece bir metal değil, aynı zamanda inanç, direniş ve zaferin simgesidir. Diyarbakır Ulu Cami sadece taştan değil, içinde yaşanan gizemli olaylardan oluşan bir anıttır. Kimi zaman mistik, kimi zaman unutulmuş efsanelerle dolu bu yapı, ziyaretçilere geçmişin perdesinde unutulmaz bir yolculuk yaşatmaya devam ediyor. Ulu Cami böyleydi. Gördüğünüz gibi. O zaman diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.